Merhaba sevgili izleyiciler, Ankara saatiyle karşınızdayız. Ankara'daki siyaset gündemini konuşuyoruz ağırlıklı olarak. Bugün mecliste parlamenter sisteme ilişkin Deva Partisi, yarın mecliste olacak bütün partiler, muhalefet partileri, ama bugün meclis öncesi hazırlık Deva Partisi'nden geldi. Parlamenter sistem çalışmasını kamuoyuyla paylaştı. Deva Partisi güçlendirilmiş parlamenter sistem. Diğer partiler hangi önerilerde, hangi başlıklarla gelecek? Yarın daha ağırlıklı bunu göreceğiz. Ankara'nın gündemi muhalefet açısından baktığımızda hem ekonomiye hem parlamenter sisteme dönüş. İktidarın gündeminde de ekonomi var. Mesela Cumhurbaşkanı'nın gündeminde market fiyatları, onu da ayrıntısıyla bakacağız. Enflasyonda açıklandı. Peki stüdyomuzda konuğumuz var. Bundan böyle KRT ailesiyle birlikte olacak. Sizlerle buluşuyor gazeteci İsmail Dükel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Elif Hanım. Aslında duyuruyu yapmıştık ama böyle hani bir açılışla yapmış olalım, bir programla da olsa. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Konuşacak çok konu var aslında. Evet. Sizin de tabii yorumlarınız bizim için çok önemli. Çünkü hem çok önceden beri hem gece bültenleri hem programlar, bir taraftan izleyici de aslında sizi çok yakından tanıyor. KRT izleyicileri de elbette tanıyor. Dolayısıyla sizin yorumlarınız da önemli. Şimdi enflasyon dedik, bir hızlıca hemen giriyorum. Çünkü birazdan CHP Genel Merkezi'ne döneceğiz. Parti sözcüsü Faik Öztrak hem ekonomi hem de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak. Enflasyona bir bakalım önce. Son 30 ayın zirvesini gördü. Eylül ayında da artış yaşandı dedik. Bir ayrıntılarını da bakalım, ardından İsmail Dükel'le ekonomiyi de konuşacağız tabii. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre Eylül ayında enflasyon %1,25 arttı. Yıllık enflasyonsa 19,58'e yükselmiş oldu. Ağustos ayında %12,25 olan oranla Merkez Bankası'nın %19'luk politika faizini aşmıştı enflasyon. Ama Eylül ayında faizin %18'e çekilmesiyle faizle enflasyon arasındaki fark daha da açıldı. Bu ne anlama geliyor? Gün boyu ekonomistler de yayınlarımızda değerlendiriyorlar. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın o sözleri hemen akıllara geliyor. Faiz sebep, enflasyon sonuç sözleri. Dolayısıyla bu böyle mi? Bu orantıda mı gitmeli? Yoksa Merkez Bankası'na karışılmaması gerektiğinin mi altını çizmek gerekiyor burada? Durum bu. Evet, Eylül ayında enflasyon son 30 ayın zirvesinde dedik. Yıllık en yüksek artış gıdada yaşanıyor. Zam şampiyonuysa kömür ücreti oldu. Peki, hem bununla birlikte bir ekonomi değerlendirmesi yapacağız. Market gıda fiyatlarındaki pahalılık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi. Zincir marketleri hedef almıştı, Cumhurbaşkanı suçlamıştı. Hatta o zincir marketlerin patronlarından da sesler yükselmişti. Sorumlu biz değiliz, topu bize atmasınlar demişti o patronlar da. Tarım Kredi Kooperatif Marketi'nden alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı. Burası vatandaşın kesesine uygun dedi ve o marketlerin çoğalması için de talimatlarda bulundu. Aslında bir yıl önce, iki yıl önceki alışveriş fiyatlarına da bakacağız Cumhurbaşkanı'nın. O yılki ve bu yılki fiyatlar nasıldı? Bir Erdoğan'ı dinleyelim, devam edeceğiz. Tarım kredi kooperatiflerimizin buradaki gördüğünüz gibi market gerçekten çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun, gerçekten vatandaşımızın kesesine uygun fiyatların uygulandığı bir yer. Tabii bunların süratle çoğaltılması noktasında tarım kredi kooperatiflerine verdiğimiz talimatlar var. 500 metrekareden olmak üzere Türkiye genelinde ilk etapta 1000 kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Bunları süratle çoğaltacağız ve böylece vatandaşımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı da balanse etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız.
Evet, Cumhurbaşkanı fiyatları uygun buldu ama tarım kredide aslında zarar da var. 40 kat artmış durumda. Tarım Kredi Kooperatifine ait market sayısının artırılması talimatını veriyor ama 2019 yılındaki benzer uygulamayı da hatırlattı. Muhalefet bir yandan kurumun uğratıldığı milyonluk zararın akıbeti de soruldu. Bu arada Cumhurbaşkanı 2 yıl önce gittiği Tarım Kredi marketinde aynı market içerisinde, hemen o rakamları da belirtelim, 5 litrelik sızma zeytinyağı 99 liraymış, bugün 193 lira. Fiyatlar bayağı uygunmuş İsmail Çok Bey. Uygun tabii, 85 bin lira maaşım olsa benim için de uygun olurdu bu fiyat. Ama tabii ki TÜİK'in verdiği rakam çok ilginç. Diyor ki TÜİK %19.08, yani %20 bile değil yıllık enflasyon, aylıksa %125. Biraz önceki rakamı tekrarlar mısın lütfen? Tekrarlayayım hemen. Şimdi 5 litrelik zeytinyağının fiyatı 99 liraymış 2 yıl önce aynı markete gittiğinde Cumhurbaşkanı, bugün 193 lira. Evet, yani matematik bilimine bile takla attıracak bir tablo var önümüzde. Ya sadece aslında. İki üründe 2 yılda %100 oranında zam gelmiş. Zam gelmiş ama TÜİK'e göre hala %20. Aslında konuşacak çok fazla başlık var. Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanı? 500 metrekareden olmak üzere diyor, 1000 civarında bir market yapacağız. Öncelikle ilk mücadele noktası bu. Hı hı. Yani karşısında mücadele ettiği, hani diğer zincir marketler de var ama 3 harflerden söz ettiği için oradan vereceğim ben de örneği. 30 bin civarında şu anda bu marketlerin 30 bine ulaşmış satış mağazası. Hı hı. Siz 1000 tane market açacaksınız ve 30 bin markete karşı bir savaş başlatacaksınız. Piyasayı da balanse edeceksiniz. Ya kusura bakmayın ama yani kimseyi inandıramazsınız. Yani kendi AKP seçmeni de inandıramaz buna. Bir tarafta 30 bin, bir tarafta 1000, 500 metrekarelik yerler vesaire. Şimdi bir işin bir boyutu bu. Öbür boyutu da şimdi bu 500 metrekarelik yerler işte kiralanacak mı, kimden kiralanacak, buralara inşaat mı yapılacak, kim yapacak? Yani bu arada bunlar olacak. Bunlar da var. Evet, tabii ki işin bir boyutu da bu. Kimler bu arada bu paraları harcayıp ya da bunun kazancını ceplerine koyacaklar? Bunlar da şu anda bilinmiyor. Bu işin diğer boyutu. Öbür tarafa baktığınızda şimdi geçen sene haberde de vermiştin, daha doğrusu sen söyledin. Tarım kredideki Tanzim evet, mağazaları bir seçim evet. Öncesinde böyle bir hani yapmışlardı Tanzim satışı. Ve çok ciddi zarara girdi. O zararı kim ödedi? Ben ödedim. Sen ödedin. Evet. Şu anda bizi izleyen vatandaşlarımız ödedi. Yine aynı şey olacak. Yine göz boyama, 3 kuruş 5 kuruş aşağıdan verecekler. Nereden karşılayacaklar? Hazineden karşılayacaklar. Hazinenin parası kimin? Benim param, senin param, bizim paramız. Buradan sübvanse edecekler. Ne olacak? Bu paralar yine zaten bizden çıkacak. Dolayısıyla yani geldiğimiz noktada 20 yıl sonra, ha bir de şu, hani bu zincir marketlerdeki fahiş fiyatlardan şikayet ediliyor ya, doğrudur, fahiş fiyatlar vardır ortada. Ama bunun tek sorumlusu bunlar. 5 yıl önce sayıları 5 bin civarında falan diye üçünü topladığınız zaman. Geldiğimiz sayı 30 bin. 5 yılda artış bu. Şimdi bunu kim destekledi? Kim bu kadar marketin önünü açtı? Kim zincir marketleri Sayın Cumhurbaşkanı 10 yıl önce, bundan tam 10 yıl önce bakkallar bitti, birleşip size zincir market kurun diye önerisi vardı. Açın hala. Şeyde duruyor internet ortamında bu sözler. 10 yıl sonra geldiğimiz yerde tekrar marketlere bir savaş açıp enflasyonu kazanacağını düşünmek ya da bizim bunu düşünmemizi sağlayacak bir anlayışla karşı karşıyayız. Böyle bir şey söz konusu değil. Ekonomi bilimine de aykırı, reel ekonomik piyasa koşullarına da aykırı. Böyle bir şey yok. Sadece paliyatif bir tedbirdir bu. Günü gözü boyamaya dönüktür. Bununla ilgili bir çalışma başlatıp da ekonomide başarı kazanmak, enflasyonu düşürmek mümkün değildir. İşte gerçek yumurtanız enflasyon. Artmış %70. Yumurta artmış %70. Tavuk artmış %69. Ayçiçek yağı biraz önce sen de verdin. Yıllık artışı %52. TÜİK diyor hala %19, %20 bile diyememiş. Yani söyleyeceğim şu ki bunlar tedbir falan değil. Bunlar göz boyamaya dönük, halkı kandırmaya dönük. Daha önce uyguladıkları yöntemlerin bir başkasını görürüz. Çünkü deniz bitti, yapabilecekleri, üretebilecekleri başka bir politika yok.
Şimdi enflasyon araştırma grubunun verileriyle tabii TÜİK uyuşmuyor. ENAK'a göre Eylül'de enflasyon %2,89 artıyor. 12 aylık enflasyonda %44,7'ye yükselmiş durumda. TÜİK'le yine o veriler uyuşmuyor. CHP liderinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajı vardı Twitter üzerinden. Onu da bir ekrana getirirsek eğer. Diyor ki Eylül ayı fiyat endeksini açıklamış diyor. Güya enflasyon aylık %1,55 artmış. Saraya önerim diyor. 19,99'u emretsin. Millet kampanya gibi algılar. İzahı yok, mizahı olsun bari demiş. Markete pazara giden enflasyonun en az %40 olduğunu bilir diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Saray harikalar diyarında yaşamaya devam ediyor. Tam seçim öncesi bir iki çadır açılır, market açılır. Algılara oynanır nasıl olsa. Ve diyor ki son cümlesi de gider ayak milleti daha fazla yorma Erdoğan diye seslenmiş bugünkü mesajında. Enflasyonun %40 olduğunu markete pazara giden bilir diyor. Doğru tabii ki. Yani siz istediğiniz kadar enflasyon rakamı açıklayın ya da açıklatın TÜİK'e. Vatandaş gittiği zaman bir hafta önce aldığı domatesin fiyatının ya da ne bileyim ayçiçek yağının fiyatının bir hafta sonra ya da bir sonraki ay aldığında farkı bilemeyecek kadar şey mi yani bu olayları değerlendiremeyecek kadar zekasız mı? Bu kadar mı yani iktidar hangi noktada görüyor bu milleti? Bunu da anlamak ayrı bir sıkıntı gerçi. Yani insanların zekalarıyla alay etmeyin lütfen. Ya bırakın. Adam harcıyor parası. Cüzdanının hesabını sizden daha iyi yapar o. Biliyor o yumurtaya geçen ay kaç lira vermiş, bu sene kaç lira, bu ay kaç lira vermiş. Geçen ay tereyağını kaça almış, bu ay kaça almış. İşte ne bileyim ununu kaça almış, bu ay kaça almış. Bunları biliyor insanlar. Fişlerini tutuyor, saklıyor. Herkesten daha iyi takip ediyor vatandaş ve bu her şeyi birebir yaşayan vatandaşa bunları söylemek çok da akıllıca bir politika gelmiyor. Artık vazgeçin milletle alay etmekten. Gerçekten vazgeçin. Hı hı. Şimdi mesela yıllık en yüksek artış gıdada yaşandı dedik. Ama Eylül ayında fiyatı en çok artan ürün kömür oldu haliyle tabii ki. Ve %29,52 ile de servis ücretleri izledi. Şimdi pandemi sürecinden sonra öne çıkan bazı sektörler vardı. Onlardan biri işte eğitimin bileşenleri oluyor. Bunlardan birisi de servisçiler. Evet. Hakikaten zor durumda olduklarını. Hatta bir haber de vardı biraz önce. Onu da hemen aktarmak istiyorum. Servis eğitim harcamaları özellikle cep yaktığına dair okul, yurt ve servis fiyatlarında büyük artış yaşanıyor. Bir de bunu tabii velilere, siz de bir velisiniz, size yani, de sormak lazım. Yani nasıl zor, zor mu diyor? Hiç bir şey değil tabii ki yani durduk yerde. Hani her şey böyle normal seyrinde devam etmesi gerekirken böyle inanılmaz zamlarla karşı karşıya insanlar. Sen o servisçileri pandemi döneminde bomboş bırakırsan ortada, yapayalnız bırakırsan insanlar da o süreçte kayıplarını bir biçimde telafi etmek zorunda kalacaklar. Bu kime yansıyor? Bana yansıyor otomatikman. Veliye yansıyor, sana yansıyor, ona yansıyor, buna yansıyor. Dolayısıyla bunu da izah edemez. İşte pandemide şunu yaptık, bunu yaptık dedi geçen sanıyorum 1 Ekim Cuma günü meclisin açılış töreninde yaptığı konuşmada. Örnek bir ülkeyiz biz. Örnek öyle bir, ifade hakikaten etti. Örnek bir ülkeyiz. Çok doğru. Yani katıldığım cümlelerinden birisi de odur. Yani vatandaşından iban verip de para isteyen tek ülke. Pardon 3 ülkeden birisiyiz. Örnek mi? Evet doğru. Bu konuda örneğiz biz. Doğrudur. Dolayısıyla hani bu eğitim harcamalarında tabii Eylül'de yani okulların açılmasıyla birlikte bu daha da net ortaya çıktı. Dolayısıyla bunları da ayrı ayrı tabii kreş, özel üniversiteler ki şimdi bir yurt sorunu var ki çözülemiyor. Ama örnek gösteriliyoruz yine. Orada da yine örnek gösterildik. Yani, biliyorsunuz o çocuklara bir de operasyon yaptılar. Aldılar gözaltına nezarethaneye. Yani her şeyde olduğu gibi bu olayı da yani çocuklar barınamıyoruz derken biz nezarethanede barındırın falan demedi o çocuklar. Bize yurt yapın dediler. Madem barınamıyorsunuz. Ama lüks yurtlarımız var öyle demeyin. Yani doğru var da gören yok. Nerede bu yurtlar? Nerede? Onu bunu yapmakla övünüyorsunuz. Ya da işte Merkel şaşırmış şey mesela 8 mesela milyon demiş, öğrencimiz. Evet üf demiş Merkel. Öğrencim var ama ona gerektiği kadar kalitede verebilecek eğitim sistemin var mı? O yok. Yani 2 milyon 800 bin öğrencin olabilir, üniversite öğrencin olabilir. Bununla övünebilirsin ama o öğrenciler hangi koşulları? Ya çocuk üniversiteyi kazanıyor, yatacak yer bulamıyor. Üniversiteyi kazanıyor, sınıfa giriyor, ders seçemiyor. Üniversiteyi kazanıyor, okula gidiyor, hocasını bulamıyor.
olamıyor. Şimdi her şey mümkün olduğunda da eğitim sistemi öyle bir aşağı çekmişler ki yani kimse kusura bakmasın gerçekten öyle. Bizim lise döneminde aldığımız eğitim bugün üniversite döneminde verilmiyor. Yani böyle bir çarpıklıkla karşı karşıyayız. İşte okulu bitiren, imkanı olan, fırsatını bulan da yurt dışına kaçmaya kalkıyor. Diyoruz ki niye gidiyorsunuz? Niye ne yapsın bu çocuklar? Çocuk gitmekten çok mutlu değil tabii ki, ailesinden ayrı kalacak, oradan ayrı, buradan ayrı, vatan özlemi, bilmediği bir yerde bir mücadele. Hiç kimse buna gönüllü olmaz. Ama çocuklar çareyi orada buluyorlar ve bunun oranı %74. Bunun oranı %74. Kendi seçmenleri yani AKP'ye oy veren insanlar da var bu oranın içinde. Memnun değil kimse hayatından. Memnun olan bir mutlu azınlık var elbette bu ülkede, her yerde olduğu gibi. Bu ülkenin de mutlu azınlığı var ama o mutlu azınlık insanların umut, evet, mutlu etmiyor tabii. En önemlisi galiba o. Şimdi marketleri konuşurken hemen şunu da hatırlatalım. Bakkalların veresiye defterleri vardı işte eskiden, ki ben hala var aslında. İnanılmaz bir sosyal dayanışmaydı evet, o. Evet ya, hala var ve de bu aslında belki de bu defterler gittikçe katlanarak da devam ediyor. Daha da artıyor ama marketlerde de bir kredi uygulaması. Bazı ürünlerin alışverişi için bankalar özel kredi veriyor. Mesela bir zincir marketin kredi tanıtımında yer alan afiş bir tartışma konusu yaratmıştı. O afişte gıda ürünlerinin görseli de yer alıyor. Mutfak harcamaları için kredi verilecek olması tepki topluyor ama yani gıda ürünleri kapsam dışına çıkarılıyor işte. Şimdi muhalefet diyor ki Kılıçdaroğlu'nun işte halkımız market sepeti yapmak için kredi çekiyor diyor. Veresiye defterleri bir anlamda yerini artık bu kredilere bırakmış durumda. Yani yine borca her yine şey. Tabii, yani borca ama şimdi açık devam ediyor yani, aslında. Bakkal veresiye defteri varken hala var belli yerlerde ama bakkal insaflı. Bakkal 10 lira borcum varsa önümüzdeki ay senden yine 10 lira istiyor. Ama bakkal market öyle değil ki, ya da bu kredi öyle değil ki, 10 lira borcum varken önümüzdeki ay 10,5 lira isteyecek senden. Evet. Bir de böyle bir vahşi o kapitalizmin cenderesine ayrıca insanlar boğazından yani midesinden en vazgeçilmeyecek temel ihtiyacından sokuluyor böyle bir riske, böyle bir prangaya vuruluyor insanlar. Bunun kabul edilebilir bir tarafı var mı? Bu konuda da örneğiyse herhalde dünyada, bilmiyorum, araştırmadım. Ekonomistler mutlaka bu işi çok iyi bilirler ama gıda alacağım diye. Mesela yumurta alacaksınız, gidip kredi çekiyorsunuz bankadan. Yani hakikaten böyle, yani bana işte bir koli 30 tane yumurta ver diyorsunuz. Banka size kredi veriyor. Şimdi geldiğimiz yer burası. Yani gülüyoruz ama hakikaten bu. Maalesef öyle. Bu yani. Maalesef. Bu. İşte ne bileyim işte tavuk alacaksınız, kredi çekiyorsunuz bankadan. Hani banka şunu da diyebilir. Sen kredide kara listedesin. O zaman ne yapacak bu? Yani bir de böyle kara listeleri var. Peki ekonominin ayrıntılarını ve günün gelişmelerini CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan dinleyelim. Ardından diğer başlıklarımızda da devam edeceğiz. Evet, CHP sözcüsü Faik Öztrak'ı dinledik sevgili izleyiciler. Hem ekonomiye hem de sisteme yönelik sorular vardı. Genel gündem değerlendirmesi. Şimdi hemen İsmail Dükel'e dönelim tekrar. Sistem tartışması üzerinden. Evet. Son sorudan aslında devam edelim. Çünkü mecliste de yarın toplantı var. Bugün de Deva Partisi açıkladı yol haritasını. Dedi ki işte ülkemizi çoklu krizden çıkaracak en önemli araç dedi sisteme ilişkin. Ve toplum mutabakat da demokrasiyi ayağa kaldıracağız. Amaç toplumsal mutabakat dedi. Bu bağlamda görüşmeler de olacak. Mesela yarın Deva Partisi'ni ziyaret edecek Meral Akşener. Bu bilgiyi de aktaralım. Önümüzdeki günlerde Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu görüşmesi olacağı belirtilmişti. Bakalım hani nasıl ilerleyecek? Evet, olması gereken oluyor aslında. Bir kurtlu bulgur tartışmasına da değindi bu arada. Bir de kurtlu bulgur evet, tartışması o soru da geldi. Var. Evet, o da ilginç. Aslında kurtlu bulgur tartışması Sayın Davutoğlu'nun bunu ifade etmesi, bu cümlenin öncesinde de ittifak yokuz öyle bir anlayışla biçiminde yolsuzluklara da gönderme yaparak söyledi Davutoğlu. Aslında bu Sayın Cumhurbaşkanı 1 Ekim'de meclisin açılışında bir konuşma yapmıştı. Evet. Bu güçlendirilmiş parlamenter sistem işte yeni anayasa taslağı falan filan derken biz de bir taslağımızı sunacağız. Herkesi bu taslak etrafında birleşmeye çağırıyorum biçiminde bir daveti olmuş
idi. İlk cevap anladığım kadarıyla Sayın Davutoğlu'ndan gelmiş. Biz başka çalışma yürütüyoruz parlamenter sistem üzerinden. Sizin yaptığınız çalışmayla, anayasa değişikliği çalışmasıyla herhangi bir ilgimiz olmaz deyip Davutoğlu ya da Gelecek Partisi o kapıyı kapatmış gibi gözüküyor. En azından buradan o çıkıyor. Sonuç Kurtlu Bulgur hakikaten doğru, Sayın Öztürk da söyledi. Yani Bulgur gerçekten nereden çıkmıştı şey yani, Hayrettin Karaman'ın o sözleri vardı, işte iktidarın önüme koyduğu Kurtlu Bulgur da olsa yerim demişti. Evet. Biz de temizleyeceğiz dedi Davutoğlu. Evet, Kurtlu aynen Bulgur'u. Öyle. Doğru söylemiş. Umarım tüm muhalefet bir araya gelir ve bu Kurtlu Bulgur'u temizler. Şimdi öyle de gözüküyor. Aslında bu çok daha önceden, yaklaşık bir yıldır dillendiriliyordu. Tüm muhalefetin bir masa etrafında toplanıp bir açıklama yapması, ortak bir açıklama yapması konusunda bir çalışmanın yürütülmesi gerektiği söyleniyordu. Ankara'da bu bir yıldır devam ediyor. Fakat açıktan değil, daha çok arka kapı diplomasisiyle yürütüldü bu takım ilişkiler. Bütün partiler birbiriyle görüştü. Muhalefet cephesinde yer alan partilerden söz ediyorum. Birbiriyle görüştü. Yeni yeni o çalışmalar sonuç verdi ve kamuoyunun önüne böyle bir şeyle çıktılar. Biraz önce ifade ettiğin gibi işte Kılıçdaroğlu Sayın Karamollaoğlu ile bir süre sonra görüşecek. Yarın hemen Meral Akşener ve Deva Partisi ile görüşecek. Muhalefet tarafı oldukça hareketli, canlı. Hem sahada görüyoruz bunu, yani sokakta görüyoruz. Vatandaşla olan kurdukları ilişkiler, bütün siyasi partiler için geçerli bu. Muhalefetten söz ediyorum tabii ki. Hem orada görürüz, hem de parlamentoda, bu bir de meclis yarın itibariyle çalışmaya başlayacak. Parlamento bu sene çok dikkatli takip etmek lazım. Hem iktidarın getireceği yasalar bakımından, hem de özellikle bu sistem değişikliği üzerinde, parlamenter rejim değişikliği üzerinde bir uzlaşma arayan, ki o asgari müştereklerde aslında o uzlaşmalar sağlandı gibi gözüküyor. Ayrıntılar bundan sonra gündemde yer alır. Örneğin mesela bir başka tartışma başlattı İsmail Kahraman bugün. Dört maddeye karşı. Evet. Yani çok ilginç. Yani hani düğün değil, bayram değil. Şimdi bu açıklama neden yapıldı diye düşünüyor insan. Niye yapıldı? Bir başka kamplaşmanın, bunun üzerinden bir kamplaşmanın yolunu açmak için bir taş döşedi. Bir zemin yarattı İsmail Kahraman'ın ağzıyla. Bu ifadeler, dört madde ne? Çok belli işte ne olduğu belli. Dört madde. Hakikaten bütün siyasi partilerin neredeyse kırmızı çizgisidir bu. Dört. Bütün partiler de bunu deklare ettiler. Şimdi İsmail Kahraman'ın durduk yerde bunu açıklaması çok da böyle tesadüfi ya da ne bileyim boş bulunmuş da açıklama yapmış. Yani MHP'nin de kırmızı çizgisi. Aynen. MHP'nin de kırmızı çizgisi olduğu ifade edilmişti Sayın Bahçeli tarafından. Şimdi bu tartışma kime yarar? Neye yarar? Bu tartışma üzerinden bir işte gemi yüzdürülürse, bir dalgalandırma yaratılırsa gibi bir umudu var AKP'nin. Ama her parti zaten bunun bir başka provokatif ifade olduğunun farkında olduğu için çok da fazla köpürmez bu iş. Burada kalır. Ama bunlardan bile umut almaya çalışan bir siyasi anlayış var karşımızda. Bu tükenmişliğin aslında bize çok net göstergesi. Bunları ne kadar çok söylerlerse tükenmişliğin ne kadar çok arttığını aslında görüyoruz ve anlıyoruz. Ya artık sunacak bir şey kalmadı mı iktidar kanadında? Aynen, sanki aynen öyle bir şey de anlaşılıyor buradan. Ama şunu belirtelim, bu kış Ankara'da soğuk geçer, mutlaka ki soğuk geçer ama siyaset sıcak geçecek. Siyasetle birlikte sıcak olacak belli ki. Meteorolojik durum soğuk olacağı benziyor gerçekten. Ama benziyor. Öyle ama evet ama, hava öyle olmayacak. Bizler açısından özellikle gidiş gelişler, yani bu ziyaretler, belki bu ziyaretler gruplar halinde olacak bir süre sonra, onu da bilmiyoruz. Belki biz bir anda karşımıza 3-5 lideri bir anda açıklama yaparken göreceğiz. Süreç oraya doğru gidiyor. Cumhur İttifakı da bunun yolunu kesmek için, bunun önünü kesmek için her türlü argümanı kullanacak. Yani bu da böyle bir tablo çıkacak. Onun için söylediğin çok doğru. Önümüzdeki süreç, bu kış gerçekten tüm memlekette çok sıcak olacak. Özellikle parlamento ve Ankara siyaseti, kulisler çok hareketli olacak. Hani biraz önce fıkır fıkır kaynayacak. Yani kazan öyle görünüyor. Bütün siyaset önümüzdeki dönem şekilleniyor. Yani bir ülkenin geleceği şekilleniyor. Yani mesela yarınki mecliste yapılacak toplantı önemli. Yeri de bir anlam kazandırmıyor mu aslında? Yani biz buradayız mı mesajı veriliyor. Tabii ki. Biz bu çatıyı
baz alırız. Biz bu çatı bizim için önemlidir diye bir mesaj da çıkıyor aslında orada. Aynen öyle. Çünkü yer parlamenter rejimi savunan siyasi partiler bu parlamenter rejime geçmeye çalışan ve bu konuda yoğun çaba ve mesai harcayan siyasi partiler elbette ki o parlamentodan verecektir bu mesajı. Parlamento önemlidir. Yani demokrasinin beşiği. Demokrasi işte parlamentoya yani başka bir şey yoktur. Yani dolayısıyla yani meclisin bundan sonraki süreçte üstlenince rol çok önemli. Evet, biz de yarından itibaren aslında o mesaiye başlamış oluyoruz ve tabii sizin de değerli yorumlarınızla bu süreci yürüteceğiz. Onun da altını çizelim. Tekrar hoş geldiniz diyoruz hoş KRT ailesine. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Evet, Ankara saatini noktalayalım sevgili izleyiciler. Sözü İstanbul stüdyomuza bırakıyoruz. Gün içindeki gelişmeler oradan devam edecek. Hoşça kalın.